Geek Voyage kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda ocak üstünde tost yapacağım. Bunun için öncelikle market sucuklarından ve marketten aldığımız dilimlenmiş kaşar kullanacağım. Hazır dilimlenmiş bu şekilde daha kolay oluyor. Ekmeğimizi ikiye ayırdım, bir ekmeği. Onu da tekrar içini bölerek hazırlıyorum. Bu şekilde içini yarıyorum. İki tanesini bir arada kullanacağım. O yüzden ikisini bir arada hazırlıyorum. Aslında hepsini birden hazırlayabiliriz. Biz 4 kişiyiz. 4 kişi olduğumuz için yarımşar ekmek yersek iki tane ekmeği kullanmak zorundayım. Biraz daha fazla yapacağım. Çocuklar da biz de belki fazladan yedik. Evet, bu içine koyuyoruz. Biri ters olarak koyuyoruz. İçi dışına doğru olacak şekilde her iki tarafa koyuyoruz. Bunu çevire çevire, erken erken çevire. Ocağı bayağı yüksek açtım. Bazen düşüreceğim, ocağın ateşini hafifleteceğim bazen yanmasın diye. Ancak oldukça ateş olacak. Çevire çevire yapıyoruz. Çünkü bir tarafta sabit durursa ekmeğimizin içi yanar. İç kısmını ısıtıyorum. Tost makinesi gibi olmuyor. İç tarafını ısıtmak gerekiyor ki kaşar ve sucuğu koyduğumuzda sıcak ve bastırdığımızda tost daha kolay oluyor. Tost makinelerinde zaten içini ısıtıyor. Onu çok beklemek gerekiyor. Daha pratik oluyor bu tost makinesinden. Bir de elektrik yakmamış oluyor. Doğalgaz daha ucuz. Eğer tasarruf yönünden düşünürsek, pratiklik yönünden de bu daha. Eğer yakmadan yapabilirsek burada da çok güzel, lezzetli tostlar oluyor. Tabii içine istediğiniz şekilde ne koymak istiyorsan. En yaygın olan kaşarlı sucuklu tost yapıyorum. Sucuklar koyduktan sonra test çevirip bol ateşte yapmıyorum. Üstten hafif bastırarak, çok bastırırsak bunların emayesi gittiği için yapışıyor. Hafiften bastırırsak yapışmıyor. Isıtmış, orayı da pişirmiş oluyor. Sucuklar da pişmiş oluyor. Kaşarı koyduktan sonra sucuk şey isteyenler, ketçap isteyenler öbür tarafına koyuyorum ki şeyden, kaşardan akar. Öbür tarafına, ekmeğin diğer tarafına koyup kapatıyoruz. Yine çeviriyorum. Diğer tarafına aynı malzemeleri koyup öbür tarafı da kapattıktan sonra da ekmeğin içi kızarmış oldu bu şekilde. Güzel oluyor. Yoksa tost makinesinde yaptığımız gibi içini hazırlayıp koyarak yaparsak çok yavaş ve çok uzun sürede yapmamız gerekiyor. Bu şekilde olduğunda daha çabuk, daha pratik olmuş oluyor. Hafiften yine sucukları pişiriyorum. Değdire değdire. Çünkü sıcak olduğu için hafiften bir değdirmemiz bile onun pişmesine yeterli oluyor zaten. Diğer malzemeleri de hazırlayana kadar o da pişmiş oluyor. Şimdi kaşarlarını da yine koyuyoruz. Tabii bunlar tercihe bağlı. Daha çok da koyabilirsiniz ama bu şekilde yeterli bence. Kapatıyoruz. Sürekli çeviriyoruz. Aynı tarafta sabit bırakmıyoruz. Çünkü ateş bir tarafta verdiği için onu biz kendimiz ayarlamamız lazım. Bir de yağ sürüyorum. Bunu yağsız olarak da yapıyorum ama bu sefer yağ sürerek yapıyorum. Yağ sürünce daha lezzetli oluyor tabii ki de. Biz yağdan kaçınmamız gerekiyor. Biraz yağsız yemem gerekiyor. Safra kesesi olmadığı için hem eşimde de yok hem bende de yok. Yağdan kaçınmamız gerekiyor. Ama yine de dayanamıyoruz. Daha lezzetli olsun diye sürüyoruz. Çocuklar da yiyeceği için yağ sürüyorum. Yağ sürdüğümüzde yine tekrar tekrar çevirerek pişiriyoruz. Bu şimdi iç kısımları pişmemiş olduğu için bunu döndürüyoruz. Pişmemiş tarafını çeviriyoruz. Aynı şekilde oradan da pişmesini sağlıyoruz. Bu ocak üstündeki önem
çevirmek, hem her iki tarafa çevirmektir. Biraz ocak batıyor çevirirken, ekmek parçaları dağılıyor ama o tabii, tost seviyorsanız onlara da katlanacaksınız. Daha önceki çekimlerde daha önce de yapmıştım. 2 dakikalık, 3 dakikalık videoyu ne kadar çok uzattın diye eleştiri almıştım ama ben bir tost makinesinde yapsanız da bu kadar sürede anca olur. Çünkü ısınana kadar yine bekliyorsun. Ve ben burada bir tane yapmadım. Birkaç tane birden yapıyorum. Şimdi diğer ekmeği de koyacağım. Bunun üstüne döküm aldığımda döküm olanlar kırıldı. Bu bastırdığımızda esniyor, bükülüyor. Büküldüğü için arası boş kalıyor. Ezilmesi için fazla, yani tek bir tost da yapmıyoruz. Normal tost makinesinde bastırdığında kendi ağırlığıyla yapıyor. Burada ağırlık olmadığı için, sıcakta da bastıramayacağım için bir içine fazla koyarak sıkıştırıyorum. O şekilde hani ezilmiş tost haline gelmesini sağlıyorum. Birden fazla koyuyorum. 4 taneye kadar koyuyorum. Ekmekler şimdi ikisi de pişmiş. Yeterince piştiği için onun üstüne tekrar koyuyorum. Hem onlar da ezilmiş olacak, hem de aynı anda birkaç tane yapabilmiş oluyorum. Bu şekilde yaparsanız bayağı çabuk tost yapabilirsiniz. Birden fazla 4-5 taneye kadar, 4 tanesini bu kadar zamanda yapmış olursunuz. Zaten herkesin yapmaz şeyi farklı farklı oluyor. Bu yüzden zaten bu gibi videolar çekip bir öneri şeklinde yapıyoruz. Beğenirseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer beğenmezseniz zaten bir mecburiyet yoktur. Eleştirilere açığım da bazen acımasız eleştiriler oluyor tabii ki. İncinmiyorum tabii, herkes görüşünü belli etmesi gerekiyor. Öyle olmazsa zaten bu fikirler ortaya çıkmaz. Belki normalde bir tanesini yaparlar. Biraz daha sağlam döküm ocak üstü tost olursa, bu esnediği için dediğim gibi birkaç tane birden yapıyorum. Yine aynı şekilde yapıyorum. Bu sefer ketçabı koymayacağım. Ben ketçap tüketmiyorum. Pek sevmiyorum ama çocuklar çok seviyorlar. Onlar için ketçap koymuştum. Siz istediğiniz ağız tadınıza göre başka şeyler de, tost makinesinde nasıl yapılıyorsa, ama her an tost makinesiyle uğraşmak biraz, bir tane tost için ısıtıp elektrik yaktıktan sonra tekrar kapatmak. Eğer gelir düzeyi yüksek değilse toplumumuzun birçoğu düşünmek zorunda elektrik fazla gelmesin diye. Bu güzel bir yöntemdir hoca, ama çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Buradaki en önemli, benim düşündüğüm en önemli, içini ısıtarak, içini biraz pişirerek yapmak. Bence bunun puf noktası. Eğer içini ısıtmadan, içini pişirmeden yaparsak biraz kaşarlar erimesi için çok zaman alıyor. Çok daha yavaş yapabilmiş oluyoruz. Eğer ateşi fazla verirsek yakıyor. İçine kadar, ısınana kadar etraf yanmış oluyor, etraftaki ekmekler. O yüzden bu şekilde yapın. Öneriyorum. Şiddetle içini pişirerek yapmanızı öneriyorum. Böyle yaparsanız ne kadar güzel, mükemmel bir tost olduğunu sizler de fark edeceksiniz. Yapıp da beğenirseniz, onu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bu önerilerimi dikkate alırsanız. Bu şekilde ben 4 parça yaptım. 2 ekmekle yaptım. Daha da hani fazlasını
yapabiliriz. Onu da yine üstüne koyarak yapacağım yaparsam yani kalınlaşması gerekiyor. İçi boş boş kalıyor. O yüzden evet, yağlarımızı da sürüyoruz. Yaz her tarafına tekrar tekrar da bazen sürüyorum. Bir de yanmamış oluyor. Yağlı olunca daha güzel pişiriyor. Yağsız olunca biraz hani çabuk yanıyormuş gibi de oluyor. Evet, bayağı güzelce pişmiş oldu. Kaşarları eridi, gördüğünüz gibi aktı. Bunu da şeye yapışmaması için onu dışarıya doğru tutmayacağım. Çünkü yapışabilir. Yapıştığı zaman da yanıyor. Kokuya eriyor. Şimdi yiyeceğimiz zaman hiç de hoş bir durum oluşmaz. Evet, böyle tostlarımız oldu. Emayeler, bunun döküm olanları, emaye olanları vardır. Onlar hem yapışmaz hem izleri de daha belirgin olur. İyice incelmiş olur. Siz farklı ocak usulü tost makinelerini alabilirsiniz. Yoksa eğer varsa zaten kırılana kadar kullanıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Ben içerikleri çok karışık yüklüyorum. Her an başka videolar paylaşabilirim. Farklı farklı hiç ummadığınız videolar gelebilir benden. Videoma da eğer beğendinizse, buraya kadar izlediyseniz zaten beğenmişsinizdir veya merak etmişsiniz. Yorumlarınızı da yaparsanız ve beğenileri muhakkak atın. Beğeniler bizim için çok önemli. Bizlere destek vermiş olursunuz. Bu sıra bayağı stres halindeyim. Beğenilerinizi özellikle bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.